Yol Hancı Ben Yolcu'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Kanuni Caracal. Caracal diye yazılıyor ama İngilizce bir terim Caracal diye okunuyormuş. İnternetten öğrendiğim kadarıyla. Caracal ne demek? Kara kulak. Vallahi kara kulak anlamına geliyormuş. Çok güzel bir hayvan. Resmini koyuyorum hatta şu anda. Ekranda görebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünkü konumuz Kanuni Caracal. Daha evvelden sözünü vermiş olduğumuz videoyu çekeceğiz. İyi seyirler. Evet. Konuşamıyorum, ben de konuşamıyorum. İlk giriş yapabilsek devamı gelecek sana. Devam gelecek, aynı. Buraya koymuyoruz abi, ona göre. Bak buraya koyarsak sıkıntı büyük. Bak, bu kanaldaki ilk tanıtım videosu. Bunun değerini bilin arkadaşlar. O yüzden şimdiden videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı. Konuşacağımızı bilmiyoruz yani, cidden bilmiyoruz. Aynen, bilmiyoruz. Videoyu yorum yapmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın mutlaka. Ayrıca benim aklıma gelmeyen soruları da aynı şekilde yorumun altına yazabilirsiniz. Furkan kardeşim elinden geldiğince bizim arkadaşımız her türlü sorularınıza cevaplarınızı verecektir. Merak etmeyin, bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Evet, şimdi biz başlayalım. Aklıma gelen ilk sorudan başlamaya... Aklıma gelen ilk soruları sormaya başlıyorum. Hadi bismillah. Evet, nedir anlat. Çok böyle, böyle biniyorsun, tamam mı? İki tekeri var. Buradan basıyorsun, evet. Gidiyor ondan sonra. Evet kardeşim, sen motosikleti alalı ne kadar zaman oldu? Kaç zamandır kullanıyorsun? Ben bu motoru Şubat ayında aldım. Şubat ayından beri kar yağması hariç her zaman kullanıyorum. Karda bir gün yağdı zaten. Evet. O yol tutması yüzünden kullanmadım. Diğer bütünler kullanıyorum. Şubat yaz kış kullandın değil mi? Yaz kış kullanıyorum. Tamam. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaştın mı? Herhangi bir sıkıntı, bir kere arka lastiğim patladı. Daha doğrusu şamlerli de arka lastik 2 kere patladı şamleri. Ve şamlerin patlama sonucunda sonra değiştirdim. Dubleks lastik yaptım. Bir kere de şuradaki kablolar aşındığı için bir tesisatlı sıkıntı, sigorta yakaladı sürekli. Orayı düzelttirdim. Onun dışında hiçbir sıkıntısı yok. Yani elektrik tesisatında sıkıntı mı çıktı? Şuradaki bantlan yerde artık ezildi mi, bir şey mi olduysa yani kablolar birleşmiş uçlara. Orayı kesip tekrar yaptırdım. Bu tarz çapır motosikletlerde bu elektrik tesisatları da bazı zamanlar böyle sıkıntı yaratabiliyormuş. Aynı şekilde benim motosiklette de oldu. Bunlarda şöyle bir sebep var. Şimdi reziklerde bunların krenajları var ya. Evet. Tesisat kapalı içeride. Burada hep dışarıda kalıyor. Birbirine bağlılar bir şekilde dip dibe. Evet. Eziliyor, büzülüyor buralarda. Bu sıkıntı olabiliyor. Anladım. Çünkü yani hep açıkta kablolar. Yaz kış bir de yağmur yiyor, dediğin gibi çamur yiyor falan filan. Oraları aslında güzel bir şekilde, daha güzel bir şekilde elektrik bandıyla kapatılabilir aslında, değil mi? Buralar kapatılmıştı aslında ama açılmış tekrar bantları. Bandı yenilemek lazım. Evet, buraları tekrardan elden bir geçirmek lazım. Sadece senin motosiklete özel bir şey değil bu. Benim motosiklette de oluyor bu. Çapıların buralar hep açık olduğu için. Evet. Oluyor bunlarda. Arıza konusunda sürekli yaşadığın bir arıza var mı? Allah'a şükür bir arızasını yaşamadım. Bunu kronik olarak internette de gördüm. Bende de var arızası. Zincir sesi var. Zincir sesi sürekli. Hani gerdirsem bile 5 dakika sonra o ses biraz geliyor ve bir gün sonra daha fazla geliyor. Ama kulağın alıştıktan sonra sesi duymuyorsun. Sürekli kullandıktan sonra dediğin gibi alışır. İlk aldığım zamanlar o ses beni cidden çok rahatsız ediyordu. Şangur şungur. Küçük devirlerde setten geçiyorum mesela. Ses düşünmüyorum bazen. Şangur şungur ötüyor ya da sıkı zaman ötüyor. Ama bir süre sonra alıştıktan sonra o sesleri daha hiç duymuyorsun. Kulağına hiç gelmiyor. Anlıyorum. Tamam, okey. Allah aşkına bir kurulun sıkıntısı yok. Bir zincir sesi. Yani yaşadığım sıkıntı da işte bir lastik patlaması. Lastik patlaması her motosikletin başına gelebilecek şeyler. Ama zincir sesi olayını dediğin gibi internetten ben de duydum. Sürekli bir zincir sesi muhabbeti var. Ama dediğin gibi o da hani kullandıkça alışabileceğim bir ses. Zamanla duymayacağım bir ses. Şöyle diyeyim, aşırı derece bir rahatsız edici bir ses değil. Ama hani ilk başlarda şimdi motoru bindiğin zaman, o sesi duyuyorsun, itici geliyor. Ama bir süre sonra hani o ses artık duymazdan geliyorsun. Duymuyorsun çünkü alışıyor buna. Normal geliyor. Anlıyorum. Ağırlık konusunda ne diyorsun? İnternette bir yerde baktığımda 160 kilo boş ağırlığı yazıyordu. Evet. Bir yerde 175 kilo ne gördüm boş ağırlığı. 160-170 hemen hemen o zaman. Boş ağırlığı. Boş ağırlığı. Demirleri, çantalara hiçbir şey yok. Bu yüzden şu an ekstra koruma demirleri, çantalara, aksesuarlara var. Bir de benzini koydum mu ortalama 190-200 kilo buluyor ağırlığı. Sadece tek kişi ağırlığı değil mi bu? Tabii. Normal çantaları ve aksesuarlarıyla birlikte. Tamam. Normalde peki azami ağırlığı, yani yanında bir artçı var, 2 kişi kullanacaksın. İnternette açıklamasına baktığımda yük olarak motorun dışında 160 kilo azami ağırlık yazıyor. Ben 75 kiloyum. Yani bir kere arkama 95 üstünü bir çocuk aldım. Yani kısa mesafe ama birkaç gün boyunca aldım arkama sürekli onu. Evet. Biz sürtme veya yani altına vurma bir şey olmadı. Sıkıntı yaşamadım. Bir oldu yani. İşten çıkıp yere geldim. Evet, yani belki sürekli kullansan dediğin gibi belki arıza yaratabilirdi, belki yaratmayabilirdi. Normalde bunun boyutları önden, arkadan ve yükseklik olarak Kuba Superlight 200'den büyük. Tek silindir 200 cc alanında emsaller içerisinde hepsi bilinir ama gördüğüm kadarıyla çoğundan büyük ve ağır. 200 cc'nin emsali buna en yakın Falcon Fury'den var. Onun bir tık daha ince kaçıyor bundan. Ön maşası benim dikkatimi çekti. Senin de dikkatini çekti mi o? Ön maşası daha bir öne doğru yatık. Ne diyorsun? Bir tık yatık. Değil mi? Ama orijinal hali. Orijinal hali bu. Herhangi bir işlem yapılmamış yani. İşlem normal. İşlem yapılanları oluyor. O biraz daha küçük bir tonu aşağı yapıyorlar. Tekeri böyle uzatıyorlar. Ama onları da tavsiye etmem kimseye. Dersen manevrasını bitiriyor. Hı hı. Artı bidon acayip ağırlaşıyor. Anladım. Çünkü ağırlık bile. Anladım. Şimdi ebatları da aynı şekilde netleştirdik. Hemen hemen Falcon'dan da büyük, Kuba Superlight 200'den de büyük. Normalde Regal Raptor'un falan da büyüktür herhalde değil mi motor? Regal Raptor'un zaten dar. Daha dar değil mi? Daha bir Regal ince Raptor biliyorsun. Regal Raptor bundan uzun boyut olarak ama dar, ince. İnce. Karşıdan bakıldığı zaman dediğin gibi bu daha bir etli gözüküyor. Daha bir kilolu gözüküyor sanki Regal Raptor'a göre. Hani 200-250 cc'lerde bunun bir kabası sadece Hyosung GV'de var. Hyosung GV 250 ile karşılaştırılabilir o zaman, öyle mi? O daha geniş kalıyor. Onun mesela doğru hatırlıyorsam onun benzin deposu biraz daha geniş, gidonlar biraz daha geniş. Yani biraz daha yapılı motor, enlemesine. Daha da yapılı motor bisiklet. İşte Regal Raptor tam tersi. O da ince, uzun bir motor. Biraz da değişik bir çapı. Evet. Daha mesela bir alçak sanki. Deposu, altı alçak, motor alçak, ince ama uzun. Bundan daha uzun. Tamam. Şimdi senin boyun kaç kardeşim? Benim boyum 1.65, bunu sormasan iyi değil. Sıkıntı yok. Ama motosiklet sende hakikaten güzel duruyor. Bak birazdan şimdi sen bir otur istersen, seni bir test edelim. Ondan sonra ben bir oturayım, sen de beni bir çek. Normalde motosiklet sende duruşu, açısı bu şekilde. Çok da net bir şekilde, güzel bir şekilde duruyor acı. Yani ayakları biraz da ileride olsa belki bir kötü durabilirdi ama burada olması... Ayakları koy bakalım, ayağını, ön ayağını. Bu şekilde. Abi ayak da yeterli, daha ne kadar ön durulacak sence? Zaten bazen şöyle yapıyorum mesela olay derken, şöyle keyfe kadar evet, böyle gidebiliyorum. Onun da ayrı bir havası var. Hazır ayakları koymuşken şu vites, geçen de ben ilk tur attığımda benim bayağı bir ilgimi çekmişti. Şimdi vitesi atarken nasıl yapıyorsun? Bunda kayık vites var. Ters şanzıman normal motora göre. Şimdi normal motorda vitesi arttırmak için yukarı kaldırırsın ön çubuğu. Evet. Bunda mantık ön çubuk aşağı inecek. Arttırmak için öne basıyorsun. Yani mesela vites boştayken geri atmak için geriye düşürmeye basıyorsun. Ondan sonrası yani 2-3 arttırırken öne. Şimdi mantığı şuradan göstereyim. Normal motorun yükseltmesini yukarı kaldırırsın. Bunu aşağı indiriyorsun. Anladım. Düşürürken de bunu yukarı kaldırıyorsun. Tabi bunu yukarı buradan kaldırmıyorsun. Buraya basıyorsun. Şu mantıkla bakarsan da gitmek istiyorsan ileri, yavaşlayacaksan geri. O mantıkla yaparsan birazcık hani normal vites kullananlara göre birazcık değişik geliyor. Ya bir hafta belki bir zorlanır ama alıştığı zaman inan ki bu daha rahat geliyor. Niye daha rahat geliyor? Ya diğerinde işte ayağını altına açacaksın, üstüne açacaksın. Bir de kalın bir ayakkabı giydiysen bazen bu araya sığmayabiliyor bazı motorlarda. Dar oluyor mesafeleri. Bunu da ayağımı ben buraya koyuyorum. Zaten kamyon pedalı gibi burada pedal var. Rahatça basıyorum, vitesimi arttırabiliyorum. Çok rahat oluyor kullanışı. Evet. Bu püskülleri peki sen mi aldın? Onları ben. Onlar ekstra. Hem gidonda var hem burada var. Aslında bunu ben burası için değil, ben bunu ayak petleri için almıştım. Ama buradan şimdi sarkıyor. Yavaş hızlarda bir yere takılırsa motor devirme ihtimali var. Yani çeker aşağı çünkü bağlayacağım için. Evet evet. Hem yeri sürter hem pislenir. Yani o pislenmesi sorun değil de tek korkum şey oldu. Yani bir yere takılırsa motoru çeker birdenbire aşağıya. Anladım. Denge kaybettirir. O yüzden buraya bağlamadım. Hı -hı. Almışım, mecbur bir yere bağlayacağım. Ben de aldım buraya bağladım. Bence çok güzel yere bağlamışsın. Çok güzel yere bağlamışsın. Hem gidonda bir var hem orada var. Şimdi bu da normal Kuba Superlight gibi 200 cc. Doğru mudur? Doğrudur. Tek silindir. Ön fren, disk, arka fren, kampana veya tambur arka, diye mi geçiyor? Tambur diye geçiyor. O da herhalde kampananın çeşididir diye görüyorum. Fazla bilgim yok. Yanlış bilgi vermeyeyim. Tambur evet herhalde kampanayla aynı anlama geliyor veya farklı. Bunda iki tane egzoz var. Hem solda hem de sağ tarafta. Solda ve sağda iki tane egzoz var. Bu egzozların durumu nedir? Yani hikayeden mi duruyor yoksa? İkisi de aktif egzoz, hani gösterme amaçlı değil. Hı hı. Buradan çift çıkış görüntüsü verilmiş ama çift çıkış değil tabii ki, tek silindir motor olduğu için. Ben bunu internetten bir videoda görmüştüm, motobloğunu açıyor oradaki kişi. Evet. Yani bloğun içinde burada tek bir çıkış var, dışarıya çift çıkış olarak vermişler. Hani buradan çift manifoldmuş gibi gözüküyor ama değil. Evet anladım. Tek manifolddan çife vermişler. Ama ikisi de aktif olarak çalışıyor. İkisi de aktif olarak çalışıyor. Bunun sessiz mesela benim egzoz susturuculuğu normal sessiz yani. Açtıranlar var çok güzel ses çıkartıyor bu. Bunun şu mesela bu susmuş iki egzozda susturuculuğu. Valla bir sesini açabilir miyiz? Açalım. Boşta değil mi şu anda? Boştadır herhalde. Boşta. Tamamdır. Çok güzel. Sesi bence çok güzel geliyor. Bu susturulmuş hali ise bunun susturulmamış hali herhalde. Sesle fark ettiysen iki egzozdan ayrı zamanlı bir sesler var. O yüzden bunun mesela ayarlamasını yapıyorlar. Birinden az açıyor, birinden fazla açıyor egzozları. Çok güzel bir tam bir çapır sesi çıkartıyor. Bu vapur sesi diyorlar yani. Pata 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 pata. Onu bundan çıkartabiliyorlar. Yani ben yaptırmak istiyorum ama yaptırmıyorum. Niye dersen? Mübarek arı da dadandı sana herhalde. Arı beni... Şeker gibi adamsın baksana. Ne diyordum ben yani? Egzoz açtırmıyorum niye dersen benim oturduğum yerde bir rampa var. Ben sabah 9'da işe giderim, akşam 11'de falan geliyorum geç saatlerde. O rampadan motoru bağırtırsam bütün komşular beni alamıyorum orada. Çok güzel yani insanları alırsın yani. Yani. İnsanları rahatsız etmek istemediğim için yapmıyorum. Evet. Yoksa çok istiyorum egzozu açtırmayı ama benim oturduğum yer hep rampada oturuyorum ben. Şimdi evet, ön kumandalardan birazcık bahsedelim şimdi. Şunun isminin doğrusunu ben bilmiyorum. Müşini mi diyorlar, elektrik kesici mi diyorlar? Bir şey diyorlar buna işte abi, anladım onu. Anladım. Bunun 3 kademeli sağdayken ve soldayken kapalı elektriği kesiyor. Marş basmaz bir şekilde. Yani basarken çalışmaz motor. Bunu ortaya aldığın zaman sadece çalışır şu çizgiyi. Buradan çalışır. Kapatırken de kontaktan değil de buradan kapatırsın. Kapatırken buna mı basıyorsun? Onu mu çeviriyorsun? Kontağı çevirmene gerek yok öyle mi? Peki atıyorum buradan kapattın, kontak açık kaldı. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yaratır mı? Sıkıntı yaratmaz ama şöyle diyeyim, atıyorum farın varın açık bekliyorsun böyle aküyü bitirirsin sadece tek fark. Aküyü bitirirsin değil mi? Aküyü bitirir. Bu direkt marşa bağlı. Aslında hiçbir şey bağlı değil. Anladım. Burada marş düğmemiz var. Farlar burada. Şöyle park. O zaman kısa farlar açıyor. Kısa ve uzunlar oradan mı? Kısa uzun burada. Selektör de var bunun. Dörtlüsü de var. Bu taraftan şöyle bir bitirelim önce ne diyeyim. Tamam. Ama farı kapalı abi. Burada parkları açıyor. Sen bir göster parkları. Ondan da parklar. Her park. Burada tamam. Nereye çektin tamam, abi? Tamam. Bu parkları normal uzun far. Hani çalışmıyor şu anda? Kontak kapalı çünkü. Kontağı kim kapattı? Tamam sıkıntı yok. Hadi. Şimdi park açıyorsun. Parklar, evet, parklarda iki yan tarafta yanıyor bu arada değil mi? Aynen onlar yanıyor. Bir de alt taraftaki yanıyor. Hı-hı. Tamam normale geç. Var. Normalde kısa bu. Normalde kısa bu. Uzun kısa buradan yapıyor. Uzun kısa, evet. Selektörü de var ekstra. Evet, selektörü de var. O selektörü sen mi yapıyorsun yoksa kendi? Hani tak tak açıp kapamayı sen yapıyorsun. Açık kapama değil, onun düğmesi var. Bak gel göstereyim. Şimdi bunu ama farın açık. Şuraya bastığı zaman uzunu açıyor. Hı-hı. Bu kısayı geri aldı ya. Aha. Şurası selektör bak. Ha, sen böyle yaptığın zaman selektör yapıyor. Ha, basıp çekiyorsun. Az önce sanki otomatik yapmış gibi oldu. Güzel senkronize ediyorsun bana. Yani şipşak etkili olduğu için yolda bayağı etkili. Yani çakar, çok yarıyor. Çakar görevi görüyor neredeyse. Bildiğin çakar. Bazen mesela emniyet şeridindeyken ben şöyle yapıyorum hızlı yolda. Hı hı. Şu anda hani aydınlık olduğu için tam pek anlaşılmıyor olabilir ama hakikaten yani bir video atarım sana, onu oraya eklersin mesela. Ben gece ormanda yapmıştım onu ben, şimşeğini. He. Onu eklersin oraya. Video var mı ki onun videosu? Bende var telefonda. Ha, onu bana yolla o zaman. Yollarım. Tamam, okey. Evet, gece çekilmiş bir tane görüntüsü var. Onu da şimdi ekrana koyacağım. Şimdi farları hallettik. Kısa far, uzun far, selektörü de hallettik. Bu sinyaller, yanlarda gözüken mavi camlı olan farlar. Normalde motosikletin orijinalinde olmayan ama... Yani bu motorun üretimi 2009'da bitti. Yani bunun sıfırında neler vardı bilmiyorum ama tahminince hani İTA'da ilanlara bakıyorum. Bunların hiçbir demotonun çoğunda yok. Yani bu motor düz halde, yani demirsiz, bu farlar ekstra, çantaları ekstra, ses sistemi var tabii ki ekstra zaten. Tamam, farları kapat istersen. Farlar yanıyor şu anda. Sağ sol orijinalinde yok diyorsun yok, ama bu görüntü ekstra benim çok hoşuma gidiyor. Ben aynısından... İçindeki far gene sarı. Bunun dış camında film var, mavi film. Mavi. Bunu atıyorum değiştir, kırmızı tak, ışığı kırmızı verir. İçinden sarı ampul var. Ben mesela bunu kırmızı çevirmeyi düşünüyorum. Yani orta beyaz olduğu için kırmızı beyaz olsun diye. Güzel fikir. Bakalım. Güzel fikir ama mavi de güzel duruyor. Ekstradan güzel duruyor. Tamam, şimdi önde anlatmadığımız ne var? Ha, göstergelerden bahsedelim şimdi. Devir saatimiz burada var. Devir saatimiz, tamam. 10.000 deviri gösteriyor. 10.000 devire ben zorlamadım ama 9.000 deviri gördüm çok rahat bir şekilde. Evet. Ama mesela benim abim var. Abim şahsa kesin 10.000 deviri görmüştür. Çok devirli kullanıyor motoru. Ben mesela kıyamıyorum. Ben bir 7.000 devirden sonra motoru basmaya kıyamıyorum hani böyle. Zaten yani o kadar da basmamak lazım dediğin gibi çünkü... Ama mesela benim abim var, o bunu kullanırken o basıyor. Benim böyle içim cız ediyor mesela onu izlerken böyle. Birazcık daha agresif. Bakıyorum motor bağırıyor, 8.000-9.000 devirden içim gidiyor böyle. Devir saati burada. Benzin göstergemiz yok. Yani çapaların çoğunda yok, cruiser'ların zaten bu tarzları. İşte Küba'da, Falcon'da var ama diğer çoğunda yok. Evet. Bunda bir tane bitti ışığı var, yandım bitiyor zaten benzin. Anladım. Ama yedek depo muhabbeti de var değil mi? Var. Var. Tamam. Ne diyordum? Boş. Benzinin boş işareti var. Bitmeye yakın kırmızı ışığı yanıyor. Sağ sol sinyalleri mevcut. Vitesin boş işareti var. Vites göstergesi yok. Evet. Bir de uzun farın işareti var. Şöyle göstereyim. Uzun yaktığın zaman da şöyle yeşil olarak orada parlıyor. Anladım. Yine aynı sıkıntı burada da var. Gündüz ışığında pek anlaşılmıyor ışıklar ama gece karanlığında çok net bir şekilde gözükebiliyor. Benzin kapağı buradan. Bu herkesin sıkıntısı olan elde kalan kapaklardan, böyle elimizde kalıyor aldığımız zaman. Evet. Bir tutmalığı yok bunun. Kapakta değil yani, anladım. Şeyle değil, ne diyor ona? Menteşeli değil. Değil. Şey soracağım, benzin litresi kaç, kapasitesi nedir? 12 litre benzin kapasitesi var. 12 litre benzin kapasitesi. Yakıt durumuna gelirsek de fabrika verileri 3 litre gösteriyor 100 kilometrede. Ama 3.5 yakıyor. 3.5 yakıyor. Yani 3-3.5 arası kullanıma göre değişiyor. Hani 6.000 devirin altında kullanırsan 3 litre yaktırırsın ama o zaman çok ölü oluyor motor 6.000 devirin altında. Evet. Hani 6.000-7.000 devir arası ben yani çoğu zaman kullanırım. Yani 3.5 arası yakıyor. Sinyallere gelelim, şurada bitirelim istersen. Aynen. Sinyaller. Burada şey yakayım. Sinyallerde şey güzelliği var, sesi var. Yani unutmuyorsun, açık ötüyor. Çok güzel, bak o çok güzel. Sinyal açıkken her türlü ötüyor, hani yolda kapatmayı unutma gibi bir şeyin yok. Sesten duyuyorsun. Sol sinyalin, sağ sinyal yine ötüyor. Dörtlüsü var burada ekstra. Dörtlü de ötüyor. Bunda bir de frende dörtlü yakma özelliği var. Şuraları çek istersen. Buradan belli olur. Evet. Frene bastığın zaman dörtlü yakıyor ve buna ses vermiyor. Otomatik bastığın zaman otomatik dörtlü yanıyor. Dörtlü yakıyor. Arka yani ani frene asla. Bak frene hafif bastığın zaman yanmıyor. Ama ağır bastığın zaman dörtlü yakmaya başlıyor. Emniyet kemeri gibi. Frene ağır bastığın zaman dörtlü yakmaya başlıyor. Yani arkadan geleni bir şekilde uyarıyor. Ve bunun gibi şu gürültüsü yok. Sinyal sesi yok. Bak bu olay güzel abi. Onu içten yakıyor. İlk söylediğinde de benim hoşuma gitmişti. Hakikaten dörtlü yakması. Ben bunu bu motorda gördüm sadece diyebilirim. Evet, ben de o kadar tanıtım videosu izledim. Ben de pek duymadım yani açıkçası. Ki ben ilk bindim ya, motorda arıza var sandım. Sürekli dörtlü yakıyor. Bakıyorum ağır mesela elin frene gidiyor. Farkında değilim. Ben dörtlü yakıyor motor. Bu niye dörtlü yakıyor diyorum. Motorcuya gittik hani bu arada bir yakıyor diye. Hani bekliyor da yanmasını böyle dörtlünün yanmıyor. Bir bin motora bakayım yanacak mı dedi. Bindim yanmıyor. Azıcık gittim. Şöyle frene dokundum yandı, fark etti orada. Bir gel dedi. Şöyle bir motora bindi. Frene bastı dedi. Bu frene bağlı sistem dedi. Kapatabiliriz ama kapatmadım. Hani çok güzel bir şey bu dedi. Benim hoşuma gitti. Kapattırmadım zaten. Çok güzel abi. Hakikaten çok güzel. Mesela hafif dokunduğun zaman dörtlü yakmıyor ama böyle abandığın zaman dörtlü yakmaya başlıyor. Şu an yanıyor mesela. Çok iyi. Tamam, şimdi ön tarafta bahsetmediğimiz ne var mesela? Cikle var bunda. Karbüratörlü motor olduğu için kışın çalıştırırken cikleyi işte yaylana çekersen tek marş motoru çalıştırırsın en soğuk havada bile. Sonra cikleyi kapatıyorsun değil mi? Bir çalışsın bir 5-10 saniye sonra cikleyi kapat zaten. Rolantiye geldiği zaman da bir tık böyle bir gazını verirsin. Hani yarım devir gibi düşün yani abi bunu. Bir tık gazını verirsin birkaç saniye motor bir kendine gelsin sonra evet. Bin git. Yoksa üste beder soğuk havada çünkü karbüratör motoru diyor. Şimdi çalıştırınca evet. Gazı verirsen tık gider üste beder. Peki başka ön taraftan bahsetmediğiniz bir şey var mı? Ses sistemi var. Ses sistemi aynı şekilde... Ses sistemi alarm var üzerinde bir de şöyle kumandaya çıkartıyor. Bu ses sistemi tabii yine senin yaptırdığın bir şey. Ben yaptım tabii. Nasıl yapıyorsun bunu? Normal telefondan mı bağladın? Bluetooth'ta falan? Bunun ufak bir amfi tarzı cihazı var abi. Nerede? Şuradan bak pembe görünüyor şöyle altı yere. Nerede? Şu alt tarafta mı? Ha, içinde kalıyor. İç tarafta. Koltuğun altında kalıyor o zaman hemen. Ha şurası mı? Şurası galiba. Ha bak şurada. Evet gördüm. Onun amfisi. Flash bellek girişi var ama oradan takılıyor. O biraz saçma olmuş. Yani flash belleği oradan takacaksın öyle mi? Hı. Onun yani için bunu sökmen lazım herhalde. Bunu çıkartıp takıp geri atmam lazım. Ben onun için uğraşmıyorum. Bluetooth bağlantısı var bunun. Evet. Bu telefona bağlıyorum. Sana tutacağım bazen buraya koyuyorum telefonumu. YouTube'dan şeyden açıyorum. Telefon çaldı. Ne diyordum? Amfi, yaman bluetooth şu oradan açıyorum, telefona bağlıyorum falan filan diyordum. Telefona bağlıyorum. Telefonun buradan telefon tutacağım var. Bırakıyorum buraya. YouTube'dan da bir yerden açıyorum şarkılarımı. Buradan değiştiriyorum. Telefona kayıtlı açıp cebime koyuyorum. Gidiyor. Sesi bayağı etkili. Böyle iki hoparlör olmasına rağmen sesi bayağı iyi. Evet, ben bu taraftan gelen ses bayağı iyi. Ben de zaten sende olan gezi videolarımızda o sesi bayağı güzel. Orada çıkmış, ben de fark ettim. Ferdi Tayfur şarkıları. Müslüm Gürses'in açtığım şarkısı var, ışıklarda. Orada panik yaptım, durduramadım müziği. Basıyorum, durmuyor müziği. Kalabalığı gördüm ve utanmayayım, kapatayım dedim müziği, kapatamadım orada bir türlü. Güzel, güzel. Ses bakımından dediğin gibi yeterli bir sesi var. Var, alarm peki hızlı var. Giderken sesi ne kadar hızlı? İşte abi ben 110-115 hızla bir köprüye girdim. Kaskım kapalı, camım kapalı. O anki müzikte duyuluyor. Ha, bazı şarkılarda ses az geliyor, bazen çok geliyor. Anladım, müziğin şeyle alakalı. Ama genel olarak ses duyuluyor. Çok dışarıya çok gidiyor mu onu bilmiyorum ben motorun başında olduğum için. Ama ben kaskım kapalıyken çok rahat müziği duyabiliyorum. Aynı zamanda alarm sistemi de var ama alarmın çubuğunda bir şey var herhalde. Alarm sistemi nasıl? Alarm açık. Türkçe konuşuyor, alarm açık. Hassasiyeti kaybetti biraz. Lütfen dokunmayınız. Çalıştı. Lütfen dokunmayınız. Lütfen dokunmayınız. Oo, motosiklete dokunduğu zaman veya herhangi bir şekilde sallama olduğu zaman mesela şu anda olmuyor. Şu anda olmuyor, anladım. Normalde şu an ötmesi lazımdı. Hassasiyeti ayarlanabilir bir şey o zaman. Biliriz bir şey. Benimkinde biraz ayarlamam lazım bunu. Hı-hı. Evet, neyse kapatalım. Alarm kapalı. Türkçe konuş. Güzel. Çok güzel. Müzik taraftan... açmaya gerek yok yani. Bu seslerin sesi belli olmuştur zaten. Ne kadar ses verdi. Telif yersiz, müzik açmayalım. Müzik açmayalım. Aç bir sesini sen boş ver, orada şey yaparız ya. Deneyelim en azından. Yapıldığı zaman nasıl oluyor falan filan onu görmüş olsunlar. The Bluetooth device is ready to pair. Bağlantıyı yaptın telefonla. The Bluetooth device is connected successfully. Evet, ses bayağı güzel. Evet, ses bayağı bir yüksek geliyor hacı. Vallahi beğendim, bilmiyorum. Şimdi ön tarafta bahsetmediğimiz, ön taraftaki panellerden bahsetmediğimiz bir yer var mı? Kaldı mı? Panelde yok. Göstergeleri gösterdik. Depo kapağını gösterdik zaten. Tamam, sıkıntı yok. Aynaları çok güzel. Evet, ben ayna açısı... Ben bir ara fark ettiysen sen benim sağımdaydın. Ben sol aynamdan sağımdan sana bakıyordum. O kadar net bir şekilde gösteriyor değil mi? Sol aynamdan sağıma bakabiliyorum. Normalde evet zaten gidon açısı olarak sanki Kuba Superlight'tan birazcık daha geniş olduğu için aynı omuzunu evet, ayarlanabilir. O diklemesine de yapabiliyorsun onu. Ben böyle seviyorum. Evet ben de böyle seviyorum normalde. Zaten daha güzel bir açı sağlıyorsun. Diklemesini evet, o zaman açı. Evet. Ne diyorum bak sol aynamdan sağ arkamı görüyorum. Omuzunu görme gibi bir sıkıntı yaşamıyorsun o zaman. Çantaları normalde orijinal midir yoksa sen orijinal mi ekstradan geldin taktırdın? Eski sahibini takmış, hani ben de takmadım. Üzerine aldığın üzerindeydi ama orijinal çanta değil. Orijinal çanta değil. Normalde bunlar kilitli olanları da var. Şöyle baktığın zaman bak aslında genişlik açısından bayağı bir güzel, geniş yani. İçine bayağı bir şey sığabilecek durumda. Montun, yağmurlu. İçine iki tane 5 litrelik su suyu. İki tane 5 litrelik su suyu. Hadi canım. Ben markete bununla gidiyorum abi. Markete ciddi mi söylüyorsun? Vallahi. O kadar suyuyor mu ya? 5 litre, 2 tane su. Kapağı kapanmıyor, açık kalıyor ama içine suyuyor. Anladım. Her türlü taşımanda yardımcı olabiliyor yani. Kapak şöyle kalıyor. İki tane bu esniyor sağdan soldan her yerinden uçan. Anladım. İki tane 5 litrelik suyu ben bunu çok rahat söndürüyorum. Evet. Güzel. Normalde birçok tanıtım videosunda tanıtım yaparken motosiklet sahipleri her zaman kendi motosikletlerini övüyorlar. Şimdi senden rica ediyorum. Objektif bir şekilde motosikletin güzel avantajlı yanlarını anlattın. Bize dezavantajlı olan yanlarını anlat bize istersen. Çok ağır, çok kaba. Bazen sığamıyorum bazı yerlere. Çok ağır, çok kaba olması senin için bir dezavantaj. Trafikte şöyle söyleyeyim. Şimdi Kuba Superlight 200 cc, bu da 200 cc. O motorun dolu ağırlığı 140-150 kilo, bunun dolu ağırlığı 200 kilo. Yani aynı güce sahip ama bu onun 50 daha ağır. Ekstra bir de üstüne insanı koyduğum zaman belli bir süre sonra hızını düşürüyor mecburen. Yani aynı motorları var ama bu daha ağır. Yani sen çok rahat mesela 100'ü görürken ben bunu biraz daha yavaş görüyorum. Yani çok uygun makine değil. Gene gidiyor, canavar gibi gidiyor. Maşallah var ama o ağırlığı bunu etkiliyor bayağı. Ağırlığı etkiliyor. Özellikle düşük ben. Bunun mesela dengesi giderken çok iyi. Yolda da gördünüz zaten. Evet. Müthiş bir dengesi var. Motoru bırak kendi gidiyor. Ama yavaş hızlarda efsane zor. Cidden zor. Hele o manevra yapacağın zamanlarda öldürüyor adamı. Ve bu gidonun mesela genişliği uzun yolda çok iyi ama trafik içinde berbat. Niye berbat? Yani şöyle göstereyim sana abi. Şimdi tam dönecek şey şöyle detaydan. Zorluyor bu debriyaj burada adamı. Debriyaj ayarlamak falan. Evet. Bir de benim kolum kısa. Belki ondandır. Boyla alakalı olabilir belki. O da olabilir. Belki uzun boylu daha rahat olabilir ama denge olarak hani bir de artçım varsa trafik arasında çok zor. Cidden zor. Başlangıç için öneriyor musun peki? Motor cc olarak ne bileyim gaz tepkisi olarak öneririm. Ama ağırlık olarak fazla önermem. Ama bir altyapısı varsa, motor sürme bir altyapısı varsa olur. Sürebilir. Ama ilk defa motor sürecek birisine önermem çünkü çok ağır. Çok ağır diyorsun. Demir. Denge konusunda sıkıntı yaşayabilirler ya diyorsun. Zaten her motoru kaldırdıktan sonra sıkıntı olmaz. Hepsi gider. Yani önemli olan yavaş yavaş o dengeyi sağlamak. Anladım. Gitten motor kalktıktan sonra denge kendi sağlıyor. Anladım. Ama bu yavaş hızla da bayağı bir zorluyor dengesi. Tamam, az önce söylediğin hız konusunda aklıma gelmişken sorayım. En çok hangi hızı gördün bunda? 115. 115'i gördün. Nasıl fazla... düz bir yolda mıydın? Otobandaydı abi. Otobanda düz bir yolda 115'i gördüm. Rüzgarlı bir yolda. 115'i gördü. Daha da giderdi ama hani motor sesi yani artık o zaman ibre kaçtı? 8000 devirde mi? Yani neydi? 8500 devirde mi? Yani o bağırma sesi beni biraz rahatsız etti. Yani motordaki böyle blok çatlayacakmış gibi böyle fazla bağırdı. Ama artık basmayayım dedim ki hani tamam frenlere iyi ama o kadar fazla hızlı da gerek yok. Durduramayabilirsin motoru o kadar hızlı. Evet, o fren konusunda dediğin gibi sıkıntı yaşayabilirsin. Abi motor öyle bir şey değil ki yani. Gazı açtın mı motor gücü kadar gider ama frene bastın mı durmaz. Evet. Bir de şöyle bir şey öyle soracağım sana. Bunun normalde dişlisi 14-15 miydi? 15. Sen 17 yaptırdın ben galiba. Ben 17 yaptırdım. Daha yeni yaptırdım. Test etme şansın zamanım olmadı. Hızlanma konusunda test edemedim. Bizim buraları biliyorsun. Burada fazla basacak bir yerim yok. Evet. Ama peki hani ilk kalkışta, ikinci viteste veya vites aralıklarında nasıl bir şey sağladı kendine? İkinci vites 6000 devir, rampa yukarı 50'yi gördüm. İkinci vites 6000 devir, 6500 yukarı... devir, rampa yukarı 50'yi gördüm. Yani şu an tahminim 125-130'u görür motor. Rahat görürüm diyorsun. Görür. Dişin sayesinde. Diş sayesinde görür. Zamanım olmadığı için daha denemedim ama görür. Çünkü dediğim gibi yani ikinci viteste rampa yukarı 6500 devirde 50 yapması bunun çok iyi. Normalde hiç çıkamıyordun o yüzden. Ona çıkamazsın. Ama çıkarsın rampa da. Rampa çıkarsın da 8000 devirde. 8-9000 devire getirirsin motoru. Aynen. Rampa yukarı 52. viteste zor. Evet. Neyse daha sonra o zaman yaşamış olduğun tecrübeleri videonun altına yazarsan en azından diğer arkadaşlarımız için de faydalı olur. Başka ne var aklımıza gelmedik? Görüntü var abi. Hani hissiyat var. Hissiyat gerçek bir çapır hissiyatını veriyor. Evet. Ve hani görüntü olarak kimse bunu inan ki 200 cc olduğunu düşünmüyor. Burada mesela Kanuni amblemi vardı. Onun arkası Kanuni. Ben kapattım onu. Çünkü bazen soruyorlar bunun markası ne diyorlar. Hani Kanuni diyesim gelmiyor. Ben orada kapattım mesela Kanuni yazısını. Bu ne peki? Wild lan ne demek? Bilmiyorum. Etiketi buldun yapıştırdın. Anlatacağım mevzuyu bak gel. Şu ortadaki kuru kafayı aldım ben. Tamam. 20 lira mı 15 lira mı ne aldım? Yanına anladım. Hediye olarak bunları gönderdiler. Hediye olarak anladım. Ben de ne yapsam düşünürken dedim ki hani şuraya yapıştırayım. Ha yanlara yapıştım Kanunu'yu kapatayım dedim. Aynen. Bunu yapmamın sebebi de buraya şurada bir kullanım kılavuzu tarzı bir şey var böyle mavi kağıt. Hani işte sürüş emniyeti için hız limitlerine uyun, kas takın, kitapçı okuyun gibisinden. Kamu spotu diyorsun. Ha, onu sökemedim. bayağı yapışmıştı çünkü. Ben üzerine bunu yapıştırdım kapansın diye. Bir yamuk yapıştırmışım, biraz beceriksizliğim tuttu orada. Sağ olsun, o kadar çok anlaşılır şekilde yamuk durmuyor canım. Fena değil yani. Pardon, bununla şunları almıştım bak, şu yıldız işaretini. Yanına yıldızlar. Yanına hidrolojide bunlar geldi. Onları da oraya kapatarak kullandım. Güzel abi. Evet, hissiyat. Yani dezavantaj konusunda gidiyorduk. Şimdi başlangıç olarak pek önermiyorum dedin ağırlığı konusunda. Kronik rahatsızlığı senin mesela en çok rahatsız eden şey neydi kronik olarak? Konuştuk mu? Ha? Bunu konuştuk en başta. Konuşmuş muyduk? Zincir sesini. Zincir mi demiştik? Ha, dedik mi? Biz bir daha diyelim, demediysek de kesersin zaten. Onu sanki video açmadan mı dedik sanki? Olabilir. Neyse. Biz bir daha konuşalım. Sen neyse anlat, bir daha anlatma. Bunda kronik sıkıntı... Tamam, şimdi baştan alıyorum. Kronik... Bilmem geçsin. Tamam, dur. Allah Allah. Anlatayım lan, ben hatırlamıyorum ya. Ya sanki anlattım, bu kavlara sonra geçtik yani, arıza yaşadım falan diye. Ha, zincir muhabbeti. Anlattık. Anlattık, tamam, doğru söylüyorsun. Neyse, anlatmışız orayı. Bir daha sormamızın bir anlamı var mı? Yok herhalde. Yoktur ya. Zincir muhabbetinde böyle bir sıkıntı var, kronik rahatsızlığı. Ha, yedek parça olarak o zaman, madem öyle. Yedek parça olarak sorayım. Yedek parça sıkıntısı yaşıyor musun motosiklette bulmakta? Yedek parçada hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani ihtiyacım olmadı. Sadece debriyaj telim koptu. Zaten onun için illa buna orijinal parça gerekiyor. Herhangi bir motorcudan bir tane debriyaj teli alarak bağlayabilirsin. Hı. Oynarım işte debriyaj telleri. Anladım. Bir o ihtiyacım oldu ama bir ara merak ettim hani yedek parça sıkıntısı var mı diye. Hı. Hani Google'da yazıp baktığım zaman parçada bayağı bir çıkıyor orada hani. Gösterge panelleri, baskı baltası, debriyaj, her şey çıkıyor orada, manyakları falan. Görüyorum. Tüm yedek parçaları görüyorsun. Bu kumandalar falan hiç bozulmadı mı peki? Hiç bozulmadı. Ben ama temizlikten sonra WD-40'la bunları mesela temizliyorum. Güzelce ne sıkıyorsun içine? Anladım. Rahatlatıyorsun yani. Aynen öyle. Normalde bazı şeyler WD-40'ı önermiyorlar. Ama bazıları da mutlaka sıkın diyorlar mesela. Motorcu dostu abi WD-40. WD-40 hakikaten öyle. Çapır konusunda kesin dostluğu zaten. Mutlaka oynayan her tarafa, mekanizmaya bir sıkman lazım onu. Hiçbir zararı yok. Aksine faydası var. Aynen öyle. Oraya bir yağlandırıyor ve yağ gitmiyor. Paslanmasını da engellemiş oluyor. Pası alıyor ve yağlandırıyor orayı. Evet. Mekanizmayı. Her eve lazım. Zaten motosiklete değil, her eve lazım yani. Aynen o denli. WD-40'ı buradan mutlaka öneriyorum zaten. Evet. Başka bahsedebileceğimiz ne var mesela? Kronik rahatsızlık olarak herhangi bir şey. Yok. Zincir sesinden başka? Zaten internetten bakabilirler. Bunda kronik tek sıkıntı zincir sesi zaten. Başka hiçbir şey yok. Onun dışında bir şey yok. Bunun üretimi 2009'da durmuştu. Doğru mu? Bu da 2009 son üretim zaten. Son üretim, son tarih. Baktığın zaman 11 yaşında bir motosiklet. Dezavantajı bu olabilir aslında. Yani. Hani ilerleyen süreçlerde eğer alınmaması gerekiyorsa veya alacaksın, iyi bakarım ben motosikletime diyorsan, yine de senelerce kullanabileceğim motosiklet diye tahmin ediyorum. 2007 model. Mesela bu, doğru hatırlıyorsam Kanun'un bir Tiger mi motoru var. O 2005-2007 arası motoru var. 2007-2009 arasında Caracal'ı çıkarmış. Bir de Seyhan vardı ama onu yıldan hatırlamıyorum. Ama Tiger'dan sonra mesela bunu çıkarmış. O 2007'de bitmiş Tiger. Doğru biliyorsam, belki yanlış olabilir. Sonrasında 2007-2009 arası Caracal var. Evet. Bu da erken bitirmiş aslında, niye bitirdiyse yani, çok da güzel motor. Hani dış görüntü olarak emsallerin içerisinde cidden hani çaparı en çok gösteren bir tanesi, hissiyatı veren bir tanesi ve çok ciddi dikkat çekiyor. Mesela az önce parka girerken hani aşağı çimlerde oturanlar dahi dönüp bakıyor. Evet, o dikkatimi çekiyor, benim de dikkatimi çekiyor. Çok bakan oluyor. Bir yerde, bir kafede bile gidip oturursan mesela, kafanın motoru çektiği zaman ya, bir yer attı, ben sana şöyle söyleyeyim abi. Benim telefonumda benim motorumda benden çok başkasının resmi var. Arkadaşlar geliyor, benim bir resmimi çek. Bu benim hoşuma giden, sanki Ferrari'm varmış gibi. Anladım. Herkes geliyor, kanka benim resmimi çek, benim resmimi çek. Çekici olması hakikaten güzel bir şey. Yani baktığın zaman. O şimdi çok Çin balı, hoşuna gidiyor. Çin balı ama hakikaten görünüş ve ebatlar konusunda bayağı bir güzel, ilgi çekici motosiklet. O benim de dikkatimi çekiyor. Büyük durması açıkçası benim de hoşuma gidiyor. Yani ben şimdi boy olarak 1.82 falanım. İstersen sen beni bir çek. Oturduğun zaman şöyle rahat bir pozisyon. Ayaklarını bu şekilde atma. Gayet güzel. Şimdi sende bile motor altında büyük duruyor abi. Bende bile büyük duruyor değil mi? Ya rahat o zaman herhalde 2 metreye kadar çok rahat kaldırır. Kaldırır. Yani şu an sende bile motor altında böyle ekstra motor, mesela kimin insanlar motora bindin mi motor altında ufak kalır böyle, motor az görünür. Evet. Adam cüsseli olduğu zaman ya da boyu uzun olduğu zaman. Evet. Ama şu an sende bile motor böyle altında kendini gösteriyor, ben buradayım diyor. Evet, ayna konusunda da dediğin gibi bunda da birazcık omuz görme olayı var ama aynanın... Onu istersen biraz daha çevirirsin, evet, ama gerek yok, en iyi açıyı bu veriyor bence. Anladım. Baktığınız zaman boyutlar bu şekilde. Birazcık daha yaklaşabilirim. Oturduğun zaman o farkı biraz daha şuradan hissettiriyor abi. Mesela bunun şurasının uzunluğu, genişliği. Benim gördüğüm ilk fark, senin motosiklet hakikaten daha etli duruyor. Hı-hı. Daha böyle şey, kallafi duruyor. Bu hissettiriyor. Ya onun sebebi de şu. Bunlarda çoğu kısmı plastik kullanmışlar. Hani bunda nikelaj yok. Ya bu zaten bu siyah ve nikelaj olayı motosiklete ekstra bir hava katıyor. Bunda da o parçalar, o dediğim şeyler hali fazlasıyla var yani. Bir tane ilanda gördüm. Bu motoru biraz kaslama çevirmiş, mat siyah yapmış ama hiç yakışmamış mat siyah. Mat siyah değil mi? Evet, yakışmaz bence de. Metalik olması lazım. O da komple yani, şunları dahil, egzozunu, jantını, her şeyi mat siyah yapmış motoru. Hı. Yani bunun gibi yapmış bir nebze ama olmamış bunlar. Anladım. Titreşim konusunda peki ne diyorsun? Titreşim ayaklarda her daim var ama altı biraz daha böyle kalın topuklu bir ayakkabı giyersen o titreşim bayağı bir emiyor. Hı -hı. Hani ortopedik bir ayakkabı giyersen. Hı -hı. Giymesen bile öyle hani ayağını uyuşturacak bir titreşim değil. Senede 6000 devirden sonra titreşim başlıyor. O da hani böyle hafiften. Elciklere gelince 80'e kadar sıfır titreşim. 80'den sonra titreşim başlıyor. O da hani rahatsız ediyor ama öyle hemen böyle ay elimi uyuşturdum, bir şey oldu, bu oldu, yok. Çok rahatsız edici bir şey değil aslında. Bunun sürüsünde o kadar beraber kaç saat önce yol yaptık, gezdik abi. Hiç elimi şöyle yaptığımı gördün mü? Yok, görmedim. Ama dediğim gibi titreşim muhabbeti... Titreşim tabii ki var. Titreşim olmayan çapırıyor. 80-90'a kadar olmadıktan sonra hiçbir sıkıntı yaratacak hali yok. 80'e kadar şu elcikte titreşim yok. 80'den sonra başlıyor. Ayaklarda her daim var. Koltuk altı 6000 devirden sonra başlıyor. Ayaklarda her daim var derken rahatsız edici bir şey mi? Yok, rahatsız etmiyor. Rahatsız etmiyor. Ama var. Ama yüksek hızlarda yani rahatsız eder. Düşünürsen titreşim var mı diye var ama giderken hiç aklına gelmiyor. Ayağım titreşim, ayağım rahatsız ediyor gibi düşünce olmuyor. En azından kısa mesafelerde pek rahatsız etmez dediğin gibi de. Yok. Uzun bir yola çıktığın zaman mutlaka... Yani çıkmadım ama ona belki eder yani illaki. Doğru söylüyorsun. Evet, başka? Ne diyorsun? Anlatmadığımız... Koltuk rahatlığı. Koltuk rahatlığı. Tamam. Oturuş şekli rahat, gidon açısı rahat. Hı. Arçı aldın arkana. 100 kiloya kadar aldım demiştin. Kendim de bir kere artçı oldum. Artçı titriyor. Şu artçı ayakları var ya abi. Evet. Uyuşturuyor ayağı. Yani arkana aldığın kişi biraz sana küfür edebilir yolda. Valla. Ben bir kere artçı oldum işte. Abim kullandı, arkasından geçmiştim. Hani motor bana bende 6 aydır, ben de ilk defa arkaya oturuyorum ve o titreşimi bir aldım, dedim bu ne? Benim arkada oturanlar iyi dayanmıştı bu yol boyunca. Hani şu çok güzel titretiyor. Bayağı titretiyor. Hani yolda hani böyle açarsın böyle bir kendine gelsin diye giderken. Anladım, anladım. Orada çok titreşim var arka ayakta. Ama koltuğu rahat, sisleri rahat. Ayakların evet, sıkıntı var. Sisi böyle ince ve kısa olması benim hoşuma gidiyor açıkçası. Benimki birazcık yüksek ya. Zaten bu üstünde vardı, ben yaptırmadım ama yaptırmam bunu yaptırırım. Niye dersen internette okudum. Bunun uzunlarına denge bozuyormuş. Kişi çok ağırlığı verdiği zaman motor yalpalıyormuş biraz. Dengesini bozuyormuş. Artçılar diyorsun uzun, değil mi? Evet. Amortisörler. Amortisör de bayağı bir aslında yumuşak gibi. Yumuşak yumuşak. Yolda giderken herhangi bir sıkıntısı falan oluyor mu amortisörlerde? Herhangi bir sertlik falan yaşıyor musun? Veya çok yumuşak dediğin bir şey oluyor mu? Yani ne çok yumuşak ne de çok sert değildir. Yani orta. Rahatsız edici en azından bir şey yok diyorsun değil mi? Yani bayağı esniyor çünkü. Evet, bayağı bir esnemesi var. Ve kolay esnemiyor. Mesela ağırlık veriyorum şu an. O ön frende çok rahat. Esnemesi de kötü mesela. Evet. Mesela çok yapışık. Doğru söylüyorsun. Arkada aynı şekilde. Amortisörler aynı şekilde iyi. Arkada çift amortisör var sağda solda. Sağda solda çift amortisör var. Bu ayak şeyini kullandım hiç. Ayak marşı. Motoru ilk aldığımda akü yoktu. Hı. Kışın o soğukta ayak marşını çalıştırdım motoru. Şimdi çalıştırabilir misin mesela bize göstermek amaçlı? İlk şöyle bir boşluğunu alırsın. Evet. Çok güzel. Çok da basit. Bazıları çıkıyor üzerine tepiniyor falan ya. Yok. Aslında O biraz bilinçsizlik abi. Neden dersen, şimdi şu ayak marşının ilk başında bir boşluğu var. Bak şu boşluğu görüyor musun? Şu ilk başta bir boşluğu var. Evet. Bu boşluğu almadan basarsan motor çalıştırmaz. Gece yetmez. Ama şu boşluğu şöyle aldıktan sonra basarsan tek sefer motor çalıştırırsın çok rahat. Çok iyi. Bakımları peki ne diyorsun? Bakımlar. Yani bakımını her 1000 kilometrede mi, 2000 kilometrede mi nasıl yapıyorsun? Ya, genelden 2000 derler ama 2000'de çok kişi yapmaz. Yani 3-4 yaparlar. Ben de o civarda yaptım. Daha yeni bakıma geçti. Mesela bujiyi değiştirmedim. Bujinin durumu çok iyiydi. Yani açıp kontrol ediyorsun arada sırada. Yani arkadaşlar çıkardık baktık. Bujinin de gideri var. Hani tamam, kullandık bir şey. Temizledi taktı. Hava filtresi kapaklı olduğu için içeride fazla kirlenmiyor. Hani bir hava filtresini çok rahat 20.000 km kullanırsın. Çok rahat kullanırsın. Anladım. Yağını değiştirmen gerekiyor. 3000'de 4000'de bir değiştiriyorum diyorsun. Normalde ben 2000'de bir değiştiriyorum ama sen 3000-4000 diyorsun. Yağ eksiltmede herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsan. Yok. Çıkan yağda baktım, içinde en ufak bir parça dahi çıkmadı mesela. Heh. Yağ da eksiltmiyorsa. Yani yağ değişecek mesela, onun kontrolünü yapıyorum. Çıkan yağa bakıyorum, içinde parçası var mı, bir şey var mı? Motor ölüyor mu, duruyor mu? Ona sıkıntısı yok. Titreşimli motor olduğu için ben şu hatayı yaptım. Şuraların kontrolünü yapmadım. Buradaki cıvatalar hep çıktı yerinden. O tüm çapırlarda olabilecek bir şeyler acı. Bir şey oldu işte, ne oldu? Motoru şu elimi bir attım abi. Sisi bar çıktı yerinden. Bir baktım burası çıkmış, sisi bar çıkmış. Bir de hep düşmüş tane atmış. He, anladım. Uzun yolda mı yaptın peki bunu yoksa? Yok, ben motoru bir ay boyunca hep sadece kullandım. Hiç bakmadım böyle sağa sola. Hiç bakmadın. Sağına sola bakmadın. O yüzden oldu işte. Arada sırada kontrolü bunu bir sıkmam lazımdı. O hatayı yaptım işte. Ya ben her seferinde söylüyorum, kullanacak olan arkadaşlara da öneriyorum mutlaka. Her hafta sonu mutlaka motosikletinizi kendiniz temizleyin. Aynı zamanda temizlerken de sağına soluna güzelce bakın. Aslında en güzeli bu. Aynen öyle. En zevklisi de bu aslında bu. Yani mutlaka bunu yapmak lazım. Sağını solunu kontrol etmek, motosikletle uğraşmak hakikaten çok güzel bir şey. Mutlaka yapmak lazım. Onu yaptığınız zaman herhangi bir cıvata, bilmem ne, gevşeme, cart, herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum açıkçası. Evet arkadaşlar, motosikletle alakalı benim aklıma gelen veya Furkan'ın aklında olan tüm soruları size yanıtlamaya çalıştık elimizden geldiğince. Mutlaka atlamış olduğumuz, sormamız gereken fakat unuttuğumuz sorular olmuş olabilir. Onları mutlaka yorumlara bekliyorum. Sizin sormak istediğiniz, videoda anlatılmayan herhangi bir şey varsa mutlaka Furkan kardeşimiz tarafından veya benim bildiğim bir şeyse benim tarafından cevaplanacak. Bundan emin olun. Ayrıca motor satılıktır. Buradan söyleyeyim. Bir de onu anlatalım. Furkan kardeşimiz motosikleti satıyor. Sahibinden Koma veya bir de Letko'ya koymuş bulunmakta. İsterseniz oradan da almak isteyen, meraklı olan arkadaşlarımız varsa oradan bakabilirler arkadaşlar. Anlatacaklarımız şimdi bu kadar. Başka ekleyeceğim bir şey var mı kardeşim? Yok abi. Yok. Tamam. Benim de bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Mutlaka eksiklerimiz, anlatmadıklarımız ve yanlışlarımız vardır. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Bu tarz videoların devamını bekliyorsanız mutlaka videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.